Aa, Örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur, bir de kanalına abone olayım. Abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda yük yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi günlerinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uçma parkurundayız. En sevilen parkurlarımızdan uçma parkurunda. Bugün ise her iki aile, araba ailesinin de inanılmaz güçlü olduğu süper spor arabalar yaptığı burada gördüğünüz Lamborghini ailesi. Buradakileri tanıdınız mı? Tabii ki biliyorsunuz. Bentley ailesi karşınızda. Çok güzel arabalar var. Hemen Lambo'yla bir başlayalım, arabaları tanıtayım sizlere. Sonra siz de favori arabanızı yazın. Bir kanala abone olun arkadaşlar hemen. Videoyu beğenin. Daha sonra da video izlemeye başlayabiliriz. Burada Lamborghini Aventador'u görüyorsunuz. Yanında Lamborghini Gallardo, Lamborghini Sian ve Lamborghini Huracan dizelle 4 Lambo burada. 4 tane de gördüğünüz gibi Bentley var. Burada Bentley'in çok güzel arabalarından bir tanesi. Bentley'in mükemmel bir arabası. Flying Spur isminde. Çok mükemmel hızlı bir araba. Yanında Bentley Mulliner Bakalar var. Çok hızlı yine arabalardan. Bentley Bentayga ve burada ise Bentley Continental GT bizlerle. Arabaların güzelliğine herhalde diyecek bir şey yok. Çok güçlüler. O zaman ilk olarak Örümcek Lamborghini Aventador'la başlayacak. Siz de bu arada zaten abone olduğunuz kanala video yorum yaptınız, favoribanızı yazdınız, videoyu da beğendiniz. O zaman Örümcek'in mükemmel bir performansını... Ne yapıyorsun Örümcek? Sakin ol dostum. Hadi bakalım. Uçma yarışması, uçma parkuru bugün Lamborghini vs Bentley ailesiyle başladı. Çok hızlı gidiyorum be. Abi bu araba öyle bir uçar ki. Size bir şey diyeyim mi? Yolun sonuna kadar gider. Vay. 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 O dağları aşarsa zaten çok iyi bir performans demek arkadaşlar. Yani dağı geçen zaten birinci oluyor genelde. Ama bu dağı geçemeyecek. Biraz dağın yamacında kalacak gibi gözüküyor. Ve de öyle oldu. Ama en azından aşağı sürüklenip bayağı bir kayıp yaşamadı. Gayet güzel bir noktada. Dağı geçseydi zaten birinciydi %100. Ama Lamborghini Aventador'un performansı Örümcek'le inanılmaz iyiydi arkadaşlar. Süpermen'le devam ediyoruz. Bentley Mulliner Bakalar karşınızda. Yeni bir Bentley biliyorsunuz. 1-2 yıldır olan Bentley'lerden Mulliner Bakalar. Çok güçlü, süper spor bir araba. Bakalım uçma parkurunda neler yapacak göreceğiz. Lambo'yu geçebilecek mi? Hep beraber izleyelim isterseniz. Bentley'i şu an için izliyorsunuz. 200, 50, 60, 70, 80, 90, 300. Allah! Bu araba var ya öyle bir uçacak ki muhtemelen Lamborghini'yi geçecek gibi gözüküyor. 380'le. O nasıl bir uçuş? Kesinlikle Lambo'yu geçeceğini düşünüyorum. Diyecektim de yok. Abi biraz sürüklenirse belki geçer ama dağı da sürüklenerek çıkamayacağına göre Bentley. Abi böyle bir şey yok. Yalnız şu an araba gidiyor, durması lazım. Henüz daha durmadı. Yapma bunu. Boş yere şu an zararda şu an Bentley Mulliner Bakalar. Çünkü aşağı düşüyor. Durması lazım. Artık burada abi arabanın bir kendine gelmesi çok sıkıntı. Bu ne böyle? Abi durduk yere araba geri gitti ya. Yapma bunu. Maalesef. Yani bayağı geride. Abi Lambo çok yukarıdaydı. Bentley Mulliner Bakalar Lamborghini Aventador'dan daha kötü bir performans gösterdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi sırada Kaftan ve Lamborghini Huracan'ı izleyeceğiz. Çok güzel arabalardan bir tanesi Lamborghini Huracan. Bakalım performansı nasıl olacak? Kendi ailesinden Aventador'u geçebilecek mi? Ya da Bentley Mulliner Bakalar'ı rakip aileden geçebilecek mi? Göreceğiz. Araba çok hızlı şu an gördüğünüz üzere. 290, 300. Gerçi diğerleri de hızlı gitmişti ya. Oo, 310. Anca 310'u bile göremedi hatta. 290'larla uçtu. Bayağı kötü. Huracan ne yapıyorsun Huracan? Abi Aventador dağın yanında. Bentley Mulliner yine dağın dibinde. Ve Huracan'ın düştüğü yere bakın. Şaka gibi. Abi çok ciddi fark yedi Huracan. Abi adamları görebiliyor musunuz? Kırmızıyı bakın. Dağın tam böyle orta tarafında bir yerlerde. İnanılmaz derecede fark yedi Huracan. Çok şaşırdım. Aventador ve Bentley Mulliner Bakalar.
Huracan'a sağlam bir fark attı arkadaşlar. Bakalım rakibi Bentley Bentayga neler yapıyor. Baldi ile devam ediyoruz. Arabamın söylediğim gibi Bentley Bentayga. Muhteşem bir SUV arkadaşlar. Bentley ailesinin herhalde tek SUV'si olması gerekiyor. Çok hızlı bir araba olduğunu hatırlatayım tekrardan sizlere. Şu an zaten hızından da anlaşılacağı üzere 200'ü çok rahat geçti. 8 vitesli bir araba. 260, 270, 280, 290, 300'ü geçti. Muhtemelen Huracan'ı geçecek gibi gözüküyor. 300. Yok, Huracan'la aynı olabilir. Bentayga. Abi Huracan'ı geçecek bu arabaya. Abi Huracan gerçekten son zamanların en kötü performanslarından birini gösterdiğini rahatlıkla söyleyebilirim ki Huracan'ı bile geçti. Abi bir SUV'nin performansına bakar mısınız? Ne kadar güçlü. Huracan bakın hemen şurada. Zaten görebiliyorsunuz Huracan'ı. Bentley Bentayga burada. Çok yükseklere, dağın tam böyle yarısında Bentley Lamborghini Aventador. Dağın alt kısmında da Bentley Mulliner Bacalar var. Şu an liderlik Lamborghini ailesinden Aventador'da arkadaşlar. Ford'la devam ediyoruz. Yine eski bir Lamborghini diyebileceğimiz böyle 2005 yıllarına ait bir Lamborghini Gallardo karşınızda. Eski olduğuna bakmayın. Ne kadar hızlı olduğunu birazdan göreceksiniz. Çok güzel bir araba arkadaşlar. Lamborghini Gallardo. Hızına bakın, 250 çok hızlı geçti. 270, 280, 290, 300'ü geçti. 310'u geçti. Artık yavaşladı birazcık. 298 civarı bir hızla uçtu. Muhtemelen Bentley Bentayga ve Huracan'ı geçecek. Ama tabii ki Bentley Mulliner Bacalar ve Lamborghini Aventador'u geçme şansı sıfır. Çünkü dağın oradalar. Ve burada ise Bentley Bentayga ve aynı diyebiliriz abi. Buna şimdi geçti diyemem. O da buraya çarptı ve geri düştü. Bu da aynı şekilde. Şu an Bentley Bentayga ve Lamborghini Gallardo aynı noktaya. Hemen şu geride Huracan var. İleride, tepede Aventador. Dağın dibinde Mulliner. Performanslar biraz garip oldu gibi geliyor ama bakacağız. Şimdi sırada kim var? Bentley Continental GT var arkadaşlar. Demir adamda devam ediyoruz. Continental GT'yi kullanacak. İnanılmaz araba. Bu nasıl bir araba böyle? Çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar? Yani çok sağlam bir performans geleceğine şüpheniz olmasın arkadaşlar. Umarım iyi bir performans gelir düşündüğümüz gibi ki hızına bakarsanız bu araba muhtemelen Aventador'u geçecek arkadaşlar. 380'ler gördük. 380. Yapma be. Abi çakıldı araba ya. 380'le uçsaydı muhtemelen Aventador'u bile geçecekken bir hata. Bir arabanın önü çarpması pahalıya mal oldu. Huracan'ın bile çok gerisinde. Zaten durduğu nokta baya baya kötü. Maalesef büyük bir şanssızlık ve talihsizlik buldu Demir Adam'ı Continental GT ile. Başarısız bir atlayış. Şu an sonuncu duruma geldi arkadaşlar. İşte bu araba her şeyi değiştirebilir, onu söyleyeyim size. Lamborghini Sian karşınızda. Her şeyi gerçekten değiştirebilecek arabalardan bir tanesi. Çok güçlü. Yeni arabalardan diyebileceğimiz Lamborghini ailesinin mükemmel bir arabası. Şu an Recep abi izliyorsunuz uçma parkurunda. 290, 300, 340, 50, 60. Oy, 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 450 mi? Allah! Recep abi be. Abi. Neyse, en azından aşağı düşmedi. Tekrar deneyebilir ama abi burada 400'lere geldiğinde arabalar çakılıyor arkadaşlar. Çok uçamıyorlar. Yani belli bir hızdan sonra problem oluyor bu uçma parkurunda. 380'i 90'ı geçme Recep abi. Pembenin başında izin verebilirim. Yeşile geçmen izin vermeyeceğim. Haberin olsun. Biraz daha gel. Gel 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 gel. Tamam, böyle yeterli buradan. Abi en başa götürtemem, o zaman haksızlık olur. Çünkü hata oldu, çünkü çakıldı arabası. Dikkatli gitmesi lazımdır Recep abinin. Şu an için 334 civarı bir hızla uçtu. Muhtemelen ilk 3'e girecektir arkadaşlar. Bentley Bentayga'yı geçer. Çok rahat geçti hem de. Yanında Huracan vardı. Pardon, Gallardo vardı. Onu da geçti. Ve 3. sıraya yerini aldı. Abi dedim size, bu araba her şeyi değiştirebilir. Ama işte 2. veya 1.lik
yetmedi. Şu an ilk 3 sırayı sayıyorum. Birinci sırada bak tam karşıda Lamborghini Aventador var arkadaşlar. İkinci sırada hemen şu köprünün orada Bentley Mulliner Baycalar. İkinci sırada Lamborghini Sian var. Bakalım şimdi son Bentley neler yapacak? Batman'le devam ediyoruz. Arabası Bentley Flying Super. Çok özel bir araba arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani hızına inanamayacaksınız. Ama işte bu parkurda da abi 380'i falan geçersen sıkıntı oluyor. Gördünüz biraz önce. Sian'da neler yaşandı. Bakalım göreceğiz. Şu an için 260, 270, 280, 290, 300'ü geçti. 310'u geçti. Yavaşlamaya başladı muhtemelen. Yani Ben Tiger'ı falan geçer. Gallardo'yu geçer ama Sian'ı geçebileceğini sanmıyorum Bentley Flying Super'ın. Bakalım ilk 3'e girebilecek mi? İlk 3'e girme ihtimali var. Sürüklenmeyle Sian'ı geçebilir arkadaşlar. Ama sürüklenirse tabii ki. Sürüklenme başladı. Milleti ezdin. Abi milleti ezdin Batman. Allah geliyorlar kaç. Geliyorlar kaç. Allah Allah Allah. Kaç 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 kaç. Tamam sıkıntı yok. Evet Sian burada 3'ün sırada. Hemen burada bir Bentley Mulliner var gördüğünüz gibi. Superman'in performansı çok güzeldi. Bir de dağın böyle. Bak tam şu aradan kırmızılık gözüküyor. Aventador performansını gösterdi. Bugün Lamborghini ailesi ve Bentley ailesini uçma parkurunda yarıştırdık. Bugünün kazananı Lamborghini Aventador oldu arkadaşlar. Umarım sizin de favoriniz en uzağa uçanlar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.